Merhaba arkadaşlar. Aracımız Halil Bey Çekya'dan beni aradı. Zincir bakımı, kavrama bakımı ve araç bakımı için geleceğini söyledi. Biz de gün verdik. Ama gününe kavuşmadan Halil Bey orada zincir aşırı ses yaptığını söyledi. Beni aradı. Ben dedim ki tamam orada zinciri yaptır. Diğer işleri burada yaparız dedik. Orada zinciri yaptırdı. Yaptırdıktan sonra da bana döndü. Ustam zinciri yaptırdım. Ben yola çıkıyorum. Yolun açık olsun. Buyur. Hoş geldin. Buyur gel dedik ve geldi. Ama geldi ki buraya. Geldikten sonra kendi dedi ki abi arabamda bir yağ akması var. Gösterdi bize yağ akan yeri. Öndeki yağ radyatörüne giren rekor sıkılmamış. Oradan alt korumaya yağ akmış. Halil Bey aracı bıraktı. Yanında ailesi de vardı. Usta gerekene bak dedi. Ama dedi ne yapıyorsan benim arabamı kayıt altına al. Fotoğraflarını çek, videosunu çek. Yapılanı bileyim. Yaptırdığım yerde problem varsa orayla da görüşeyim dedi. Biz de bu aşamada kaldırdık. Korumayı aldık. Öndeki yağ rekorunu burada radyatöre giriş yer. Orayı sıktık. Çalıştırdık. Yağ kaçağı bitti. Ama korumanın arka kısmına Halil Bey orada zinciri değiştirdiği için motor indi. Zincirin arka kapağının contasını güzel ve temizliğini muntazam yapamadığı için oradan da yağ kaçırıyordu ve kaçırmış yağları videosunu çektim kendine kısa kısa attım. Şanzımanı söktük. Şanzımanı söktüğümüzde balata takımı değişti. Yağları yenilendi şanzımanın. Motorun yağı yenilendi. Aracımızı bitirdik. Yağ kaçağını kestik. Bir test edip gelip bir dakika bakacağız. Halil Bey'e soralım bakayım ne için geldi, neyi karşılaştı. Hoş geldin Halil Bey. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, normalde ben Türkiye'de yaptırmak istedim aracımı ama motor zinciri çok aşırı yoğun ses olduğu için hani gurbetçi arkadaşlarımız izleyenlerin çoğu bilir yolda lastiğimiz bile patlasa ne rezilliklerle karşılaştığımızı herkes biliyor. Şimdi ben zinciri yaptırdım hani tereddütle yaptırdım çünkü ben Avrupa'nın nasıl bir tamircilik yaptığını biliyorum, birçoğunuz da biliyor. Çaresiz kaldım, yaptırdım. Bir dünyada para verdim. Yani gurbetçi arkadaşlarımızın hepsi bunu bilir. Yola çıktım. Yola çıktıktan 600 kilometre sonra 500 gram yağ ekledim motora. Daha önceden motorumda hiç gram yağ kaçırması yoktu. Daha sonra Recep Usta'yı aradım. Dedim durum böyle böyle. Hani mümkünse biraz erkenden alalım benim arabayı. O da gel gerekeni yaparız. Neyi varsa. Buraya geldim. Arabamı bıraktım. Ve aynen Recep Usta'nın anlattığı gibi yani kötü işçilikten dolayı jontalar düzgün yapılmamış. Vidalar düzgün sıkılmamış. Önünden yağ kaçağı. Arkasından yağ kaçağı. Burada bugün işte ne zaman bırakmıştım? Cuma günü. Ya cuma günü bıraktım. Cumartesi günü, pazar günü zaten çalışma yok. Ve bugün itibariyle Salı bugün tertemiz bir şekilde Recep Usta yaptı. Gece ellerine 2'ye kadar çalıştık. Gece 2'ye kadar çalışma yapıldı. Ellerine sağlık. Şu an bitmiş vaziyette. Bir denemesini yapacağız. Daha sonra işimize, gücümüze, yolumuza Peki bakacağız. Peki abi, sizi nerede gördün? Nasıl gördün? Ben sizi YouTube'da gördüm. YouTube'dan takipçi olarak gördüm. Devamlı da videolarınızı izledim ve dürüst temiz işçilik olduğunu gördüm ben. Hani burada kandırmaca bir şey yok. Mesela benim başıma da geldi bu. Tamirciye bırakıyoruz. İşte usta bunun şurası arızalı. Diyor ki bana bu parçayı değiştirdim. Sonra sorun devam ediyor. Gidiyorsun başka tamirciye açıyor. Hiçbir şey değişmemiş. Yani bunları ben yaşadım. Yaşamış olanlarınız da vardır. Onun için Recep Usta ve oğlu Arif Bey burada hani video çekiyor ki insanların aklında da bir şey kalmıyor. Ne alıyorsa, ne takıyorsa, ne söküyorsa her şey gözünüzün önünde oluyor. Video harici 2 gündür yanımızdasın. Evet. Yapılanı gözlemlediğinde bizde ne görebildin? Vallahi önce dediğim gibi dürüstçe çalışıyorsunuz. Hani insanlara bir de hani böyle kaçamak cevaplar verilmiyor burada. Ben bunu gördüm. Yani başka ustalar zaten sokmuyorlar şeye. Arabanın tamir edildiği yere bile sokmuyorlar. Yani evet. Sizde bu yok. Mesela siz diyorsunuz ki ben... Araban burada, sen buraya oturuyorsun. Evet. Gözünün önünde her şey. Artı bir de bir şey sorduğum zaman hani onun doğru bir şekilde yanıtını alıyorum ben. Yani ben ilk defa burada gördüğüm için Recep Usta'yı tavsiye ettim. Her sene geldiğimde de zaten arabamın bakımını... Bakım olmasa da gel. Yemeğimiz hazır, çayımız hazır. Her Allah razı olsun. Sohbetimiz var. Şunu sormak istiyorum abi. Videoları izledin geldin. Evet. İşte kayıt altında onu gösteriyoruz, bunu gösteriyoruz. Evet.
Yani kısacası biz videolardaki gibi miyiz? Yani videolarda gösterdiğimiz kişilik miyiz? Karakter miyiz? Bunu sormak istiyorum. Aynen. Hani videoda seyrettiğim kişilikle buraya geldiğim kişiliğin arasında hiçbir fark yok. Yani videoda farklı, gerçek, realde farklı bir durum yok. Yani videoda nasılsanız bu gerçekte de öylesiniz. Abi yerim. Ayağına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Videoyu ben teşekkür ederim. Yani memnun kalırsın. Oraya da zaten ilişkimiz kopmayacak. Hep irtibat halinde olacağız. Memnun kalacağımdan eminim. O konuda bir tereddütüm yok. Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Elinize kolunuza sağlık. Evet, artık yolluyoruz. Gel abi, gel 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 gel. Gel serbest, gel. Gel 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 gel. Gel. Gel serbest. Ve serüven bir Q5 gider, bir SQ5 ile devam eder. Evet, SQ5'ten devam ediyoruz. Sol tarafa aksımızı alıyoruz. Tabii ki biraz yine dar alan arkadaşlar. Evet, çıkardık tabii ki. Plastik kapağımızı alıyoruz. Neden alıyoruz? Bakın, volantında aslında paslardan görünmediğine değinelim arkadaşlar. Pasın içinde şu anda. Kapağı aldık. Plastik kapağı almamızın sebebi volantımızın civatasını sökmemiz gerekiyor. 6 adet yıldızlık arkadaşlar civatamız var. Başladık. Biraz önce bahsettiğim arkadaşlar, yıldızlık civataların birincisi söküldü. Tabii ki ben yokken babam egzozu, şaftı arkadaşlar şanzımanın belli bölümlerini boşaltmış. Bayağı bir bölüm boşaltmış. Aks bölümünü boşaltmış. Alt takım bölümleri aynı şekilde. Şu şaftı değişikti baba. Dün geçenki Q5 gibi değildi. Şanzımanı da farklı zaten. Şanzıman ve kuyruk bölümü de farklı. Daha önceki Q5 eski model olduğu için şanzımanımızın arka kuyruğuna giren kısmı vidalı. Bu ise freze artı sekman. Yani eski Q5'te görüyoruz ki civatalı olan bölüm sekmana dönmüş. Peki baba, şanzıman ZF'nin üretimi bir şanzıman bu. Yani evet. Diğer 0B5'ten farklı olarak geçenkinden. Evet. Farklılıklar olarak neler var? Kısaca değinebilirsin. Quattro dediğimiz 4 şeker olduğunda buradan arkaya giden bölüme gelen kısmımızın bu borunun içine de bir tane şaft gibi milimiz var. Arka çekere gönderiyor. Diğerinde ise şanzımanın iç kısmından aynı şeyi yapıyor. Aynen. Benzerlikler var ama üretici firma olarak arkadaşlar bu araçta ZF. Yani ZF'yi bilenler bilir. Alman üreticisi olan BMW'lere de özellikle üretiyor. Önemli şanzıman üreticilerinden biri. ZF marka zaten kendini gerçekten kanıtlamış bir marka. Evet, çevre civatalarından yine devam ediyoruz. Altta 3 adet çevre civatamız var. Bu da direksiyon kutumuz. Bakıyorsun yine farklılık var baba burada. Evet, diğer yaptığımız eski model. Yağlı sistem, bu ise ESP, elektronik sistem. Aynen, elektronik sistem, elektrikli direksiyon, diğerinde yağ. Direksiyon pompası vardı yani, evet. Ona değinebiliriz. Pompa yardımıyla yağ basıyordu kutuya, bu yüzden yumuşama sağlanıyordu ama bu elektrikli, herhangi bir yağ girme olanağı yok. Hemen sağ taraf aksa baktığımız zaman görüyoruz paslanmaları ama her zaman Q5'lerde üstünde bir koruma sacı var arkadaşlar. Buna yine değinelim. Neden bu koruma sacını? Egzoz bu tarafta olduğu için. Aynen, egzoz baba. Egzozdan kaynaklı olarak aks görüyor, yanmaması için. Arkadan çektiğimiz zaman ise şanzıman böyle bir görünüme sahip. Eski model Q5'lere nazaran SQ5'ler daha hızlı, daha atik. Şanzıman tipi daha değişik. Daha seri bir araba arkadaşlar. Ayrıca bu V6 olmasına rağmen motor sesi çalıştırdığımız zaman V8, V10 gibi ses alırız. Bu da egzozun bir adet daha çıkışı olmasından kaynaklanıyor. Buna da değinmiş olalım. Şanzıman tipimizde 8EP55. Bakın ne kadar dar alanda çalıştığımıza şöyle gösterelim. Tabii ki burayı çekmeyeceğim. Koruyucu saç. Ayrıca aksımızı almaya çalışacağız. Evet, aksımızın koruyucusu söküldü ama bir de gelin bize sorun, nasıl söküldü arkadaşlar? Zor bir bölüm baba. Evet, alyan girmiyor. Ufak ufak gevşetim ve düz tornavidayla milim milim sökmeye çalıştım. Bahsettiğimiz civatalar da böyle, alyan civatalar. Koruyucuyu aldıktan sonra böyle bir görüntü oluşuyor, görüyorsunuz. Egzozdan korumak için yapılmış bir koruyucu. Akslarımızı sökmek adına yine yıldızlık lokmamızı kullanacağız ama iklimsel her zaman değiniyorum. Yurt dışından gelen araçlarda özellikle iklimsel farklılıktan kaynaklı oralarda çok fazla paslanmalar oluyor. Örneğin
bakın buralarda özellikle kaç model araç arkadaşlar. Ama şöyle detaylı baktığımız zaman alt takımı söküyoruz aks için. Bakın kare somunlar Audi araçlarında özellikle çıkan bölüm arkadaşlar. Kare somunlar. Bakın paslar, kireçler. Biraz önce bahsettiğim arkadaşlar. Özellikle sökerken çok zorlanıyoruz yurt dışı araçlarındaki bu cıvataları. Bu yüzden çok önemli. Bozulmaması da gerekiyor. Herhangi bir çekiçtir, şudur budur uğraşılmaması lazım. Çok önemli detaylar. Son bir adet cıvatamız kaldı. Onu da söküp aksımızı artık Şan Uzman'dan ayırabiliriz. Evet sökülmüyordu ama söküldü. Bunu da 6 adet cıvatamızın yanına koyduk. Şöyle. Yani fazla almaya gerek yok. Bize yeterli baba. Evet. Şan Uzman'ı indireceğimiz için bir problem yok. Aşağı çekmemize gerek yok aksı. Sadece ayrılması yeterli. Bakın ayrıldığını da buradan görebiliyoruz. Evet. Şanzıman kulağını sökmeye başladı. Bakın kulağın lastikleri buradan yavaş yavaş gözüküyor zaten. Artık komple bu demiri aldık arkadaşlar ve şanzımandan ayıracağız bu bölümü. Bu bölümü söktükten sonra çevreyi söküyoruz. Çevreyi söktükten sonra komple demir tabakayı alacağız. Ayağı alacağız. Şanzıman artık aşağı sarkıtılmış olacak. Yukarıda vites kolumuz var. Vites kolumuz var. İşte rekorlarımız var. Yok. Evet gördük kulağımıza dair. Problem yok. Bir problem yok. Demir sacayı aldık. Tabi sarkıttığımızı buradan yine görebiliyoruz. Üste kocaman bir alan açıldı. Yine DPF bölümü göründü. Orada bir yedirafımız var. Üste etraf çıvatalarımız var. Tabii ki DPF olduğu için diğer Q5'teki gibi yapamayacağız. Sancayı sokuyorduk. Oradan hemen söküyorduk ama bu sefer DPF engelimiz yine var. Yıkadık temizledik ve buna bak. İçine bak. İçini göstereyim. Yerini İçine bakalım. DPF'mizin ne halde olduğunu, simsiyah olduğunu gösterelim. Diğer Q5'te yine DPF turbo işlemleri yapılmıştı ama bu aracımızda arkadaşlar müşteriye bilgisini vereceğiz. DPF gerçekten çok kötü durumda. Burada şanzımanın arkadaşlar üstüne giren vites alatımız mevcut. Babam buradan söküp daha önceden ayarladığı için bakın yukarıya vites konumuna kadar bu halat gidiyor. Yani şöyle diyebiliriz. PRND yaptığımız halat bu. SQ5 3000 dizel V6. Çekoslovakya'dan, Çek Cumhuriyeti'nden gelen bir araç. Müşterimiz özellikle buradan geldiğini belirtmemizi istedi. Buradan da Çek Cumhuriyeti'nden bizlere kadar geldiği için teşekkür ediyoruz. Ta oralardan geldi arkadaşlar. Şu yazı çok önemli. Şu quattro çok önemli abi. Egzoz bu şekilde. Evet sonunda şanzımanı indirdik. Böyle yine ZF'nin üretimi üstünde de bahsettiğimiz şanzıman var. Daha önce Çek Cumhuriyeti'nde gelmeden önce arkadaşlar aracın zincirinden çok felaket sesler geldiği için ülkemize dönemeyeceği için orada zincirini değiştirmiş abimiz. Yoksa normalde biz değiştirecektik ama sesten şüphelendiği için değiştirmiş ama biz şanzımanı şu yağ kaçakları için açtık bakın. Yağ kaçaklarımız devam ediyor. Yukarıdan aşağı doğru inen yağ kaçakları mevcut olduğu için bakın buralarda birikintiler olmuş. Herhangi bir zincir sesimiz olmamasına rağmen arkadaşlar kapağı açmak durumundayız. Bakın yağ kaçakları var. Tabii ki yağ kaçağını da bitirmemiz için illaki şanzımanın sökülmesi gerekiyor. Bu tarz
3000 dizel, Audi Q5, SQ5, işte buna benzer A5, A7 gibi araçlarda bu tür şanzımanlar kullanıldığı için mecburen bu şanzımanı söküyoruz. Uğraştırıcı işleri olduğu için, DPF kirli olduğu için bilgisini vereceğiz. Turbo yağ basmış, kaçırıyor ya, burayı çek. Turboda sıkıntılar var, çekeyim baba. Şuradan bahsediyor babam, bakın turbo bölümünde de yağ kaçakları fazla basmaktan dolayı şu alt bölümlere bakabiliyoruz, detaylı görebiliyoruz. Bakın burada da aynı şekilde, yukarıdan inen hortum bölümünde de aynı şekilde. Turbo, DPF, DPF'nin içine daha net bakın çekememiştim. Şuradan yine girebilirsek sizlere göstermek istiyorum. Kıvrımlı bir yapıya sahip, o yüzden çok çekemiyoruz ama içerisi acayip bir şekilde arkadaşlar kirli. Marş dişlimiz var. Marş dişlisiyle işimiz var mı? Tabii ki var. Yıldızlık torks civataları sökeceğiz, alacağız. Ön kapağı alacağız. Yağ kaçağımızı bitireceğiz. Turbo DPF'yi soracağız. Eğer işin içine giriyorsa bunların temizliğini, turboyu, turbocuya DPF'yi, egzozcuya vereceğiz. O şekilde devam edeceğiz. Sormamız gerekiyor. Bakalım cevabı ne olacak? Şanzımanı indirdik. Şanzıman da burada. 8 ileri bir şanzıman, ZF'nin üretimi olan bir şanzıman olduğunu da belirtelim. Şanzıman yağını boşaltıyoruz. Boşaltmadan önce tabii ki kartar tapası alt tarafta olduğu için şöyle bu bölümde açacağız. Daha sonra içerisindeki filtreyi de değiştireceğiz. Bir daha bu bölüme gelinmez. Yani bir daha kimse açmaz burayı. Filtresini de değiştirmeyi düşünüyoruz. Tapayı açıyoruz al yanına, boşaltıyoruz. Bakalım yağ ne durumda arkadaşlar. Evet, evet, şanzıman yağımız. Tenekeyi çektim ya. Şöyle tenekeden anlaşılabilir. Tabii ki kimse bu şanzıman yağlarını değiştirmediği için hep problemlerle karşılaşıyor. Görüyorsunuz, sentetik bir halde simsiyah olmuş bir şanzıman yağı. 206 bin kilometrede olmamız lazım. Aracın kilometresi 206 bin kilometrede olması gerekiyor. Bu yağ boşalsın. Bu yağ boşalsın bu şekilde, bakın. Alttan boşalıyor. Komple göstereceğiz. Filtre yağımız boşaldıktan sonra filtre bölümünü de açacağız. Filtre bölümünü de değiştireceğiz. Karter tabii ki açılması gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde solenoid bölümlerini görüyoruz arkadaşlar. Yağ filtresinin ne halde olduğunu görüyorsunuz. Bakın burada görüyor musunuz? Bunlar mıknatıstır. Ne hale gelmiş? Şöyle ben detaylı göstereyim. Bunlar zamanla demir tozu, işte alüminyum tozu ne derseniz, mıknatıs buradan çekiyor. Tekrar bir göstermek adına şöyle görebilirsiniz. Aynı şekilde alt kısmında da var. Evet. Bakın böyle ne hale gelmiş, yani şanzıman yağı içerisinde çalışıyor. Burada şanzıman yağının karter bölümü bildiğiniz üzere, bu yüzden ne halde olduğunu siz de görebilirsiniz. Yağımız akıyor, şanzıman yağı böyle. Filtre şu bölümde simsiyah olduğunu artık görebiliyoruz. Bakayım filtreyi çıkarabilir miyiz? Evet, çıkarabiliriz. Bakın filtre bölümünden tortuları görebiliyoruz. Böyle şanzıman filtremiz var. Görüyorsun bak. Onları çektim baba bak. Yani şurada mıknatıs bölümü. Mıknatıs bölümünde daha detaylı bak burada. Ne hale getirmiş şanzımanı. Işığı açabilsem. Bakın. Filtrenin içi burası. Tamam. Buradan yağ nasıl geçsin de vites geçişleri sağlasın. Solenoid bölümü, şanzıman beyni falan filan arkadaşlar. Buradan da tüm soketlerin geldiği bölüm. Şimdi temizleyelim. Şanzıman yağını komple boşalttık. Contası falan değişecek. Yağ değişecek. Filtresi değişecek. Bu kadar. Evet, şanzıman yağından devam edelim. Yani söylenecek çok fazla bir söz yok baba. Yanmış ya tamam.
Ya bu yağ fazla, biraz daha kullanılırsa şanzımana zarar verebilir. Şanzımanı yakar. Pislikler var. Şuradan bir dakika dur oynat. Bakın şuradaki pislikler. Şanzıman yağının içerisindeki pislikler. Şimdi dikkatli izleyin. Grilikleri görebilecek misiniz? Bakın arkadaşlar. Evet, şanzımanı artık kapatıyoruz. İçine de müdahale ettik arkadaşlar şanzımanın. Bu saate zaten yüzden kaldık. Biraz da geç akşam şu an devam ediyoruz şanzımanımıza. Verimiz de bekliyor. Beklediği için de bekletmek istemiyoruz. Parçalar anca geldi. İçine müdahale ettikten sonra en son filtre bölümünden devam edeceğiz. Yağdır işte budur. Yağ falan, bunların hepsini yarın devam edeceğiz ama şanzımanı bir bitirelim. Daha sonra devam edelim. Conta takımı yenileniyor. Tüm conta takımı, keçe takımı yenilendi şanzımanın, hem içi hem dışı arkadaşlar. En son bu bölümden devam edeceğiz ama sizlere şunu göstermek istiyorum. Tekneye gidip geldiğimde ben onu toparladım bak. Şanzımanın babam buradaydı arkadaşlar. Ona da değineyim, ben yemeğe gittim, evimize gittim. Yemeği yedikten sonra babam hala devam ediyor. Şanzımanın için toplandı. Dışına şu an uğraşıyoruz. Yağ bölümünü yarın koyacağız ama şanzımanı bindirmeyi hedefliyoruz. Çünkü dışarıda gerçekten araç yoğunluğu oluştu. Bizleri bekliyorlar. Gün verdiğimiz kişiler var. Onlara da mahcup olmak istemiyoruz. O yüzden bir an önce elimizden geldiğince hızlandırmaya çalışıyoruz işleri. Bindirirken de çok fazla çekemeyebilirim. Bilmiyorum ama elimizden geldiğince bunlara değinmiş olacağız. Turbo DPF arkadaşlar kalıyor bu arada. Turbo DPF demiştik hatırlarsanız eğer. DPF bölümümüz burada. Turbo bölümümüz burada. Bundan bir önceki Q5 videomuzda bunlara değinmiştik. Söküm aşamalarını görmüştünüz. İzlemeyenler o videoyu izleyebilir. Turbo ve DPF kalıyor. Şanzımanı kapatıyoruz ve üstüne atıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar filtreyi taktık. Çekelim. Orayı unuttuk. Şöyle kurudu. Akşama kadar bekledi tabii ki burası. Bakın silikonlar olsun. Buradan görünüyor. Herhangi bir yağ kaçağımız yok. Tabii ki yağını dolduracağız ama bu şekilde bu zincir bölümünü göstereyim diye tekrar tabii ki buraları falan aldık arkadaşlar. Bunlar tekrar söküldü ama zamandan kaynaklı DPF turboya şu an girmiyoruz. Müşterimize söyleyeceğiz. Yazın geldiğinde tekrar bunları hallederiz. Ön kapak bu şekilde. Ön kapağın haricinde atacağız. Herhangi bir yağ kaçağımız kalmadı. Orada Çekya'daki ustaya göstereceğini söyledi baba. Evet. Buradan da gösterelim. Zaten iş yapılırmış, görsün dedi. Aynen, kendi söyledi. Artık orası kendine kalmış. Buradan bu şekilde arkadaşlar yağ kaçağını kestik diyoruz. Şanzımanı üstüne atıyoruz diyoruz. Ve telefonu sabitliyoruz. Şanzıman artık kavuştu. Zor bela. Tabii ki bu zor aşamaları sizler görmüyorsunuz ama uğraşıyoruz arkadaşlar. Bakın kavuştuğunu görebiliyoruz. Geldi mi kaldı? Çek makayı. Evet, şanzımanı bindirdik. Çevre cüvatalarından devam ediyoruz. Sıktık arkadaşlar. Gerçekten uğraştıran bir şanzıman. Öyle göründüğü gibi, kamerada göründüğü gibi değil. Çok zor yerler var. Örneğin şurası, bakın bak. Bunu tutturmak ölüm. Rekor. Bakın bu rekor.
Bunun devamı marşın arkasına doğru geliyor. O çok zor bir yerde. Onu kamerayla çekemem hatta. Gittiği nokta orası ama. Onu takmak ölüm. Buna benzer takmak ölüm. Mesela direksiyon kutusunu sarkıttık. Niye sarkıttık? Çevre civatalarını sökmek adına. Arkadan giren... Örneğin bakın şu civata. Direksiyon kutusunun olduğu bölüm. Yani uğraştırıyor viraj demirine kadar. Söktük viraj demir lastiklerine kadar. Söktük. Evet, şanzıman bölümüne de müdahale yaptığımızı söylemiştim arkadaşlar. Bu şanzıman filtresi. Buna birçok kez değindik. Bakın mesela buradan yanık. Şöyle görünebiliyor mu siyah? Yanık bir balatamız var. Aynı şekilde piston takımı da değişti. Şöyle göstereyim. Burada bir tane daha vardı bak. Şu ikisi de aynı. Dikkat edebiliyor muyum? Dikkatli bakın. Bakın biri yanmış. Kıpkırmızı, simsiyah. Ama diğer arkadakine baktığımızda bunun yüzeyinde artık arkadaşlar balata kalmamış. Görüyor musunuz? Nasıl yemiş? Kızartmış. Bu şekilde bazı noktalar. İndirelim. SQ5 devam ediyor. Tabii devam ederken arkadaşlar saati çekelim. Bakınız saatimiz 11'e doğru gelirken biz hala devam ediyoruz. 11.30 gibi bırakacağız. Ama çok fazla çekmeyeceğim artık, bugün yoruldum. Video çekimi yapmaktan artık bu yorgunluk geldi. Bu yüzden yarın devam ederiz, aracımızı bitirirken çekmeye çalışacağız. Arka şaftı sıktıktan sonra arkadaşlar ön taraftaki şaft kelepçe yardımıyla tutuyor. Öyle bir civata şeyi yok. Öyle bir civata tutmuyor yani herhangi bir şekilde. Kelepçemiz mevcut. Ön taraf şaft bu şekilde kelepçe yardımıyla tutturacağız. Bu şekilde sıkacağız arkadaşlar kelepçemizi. Tabi sıktıktan sonra şu tırnakları kapatacağız. Bu şekilde bırakmıyoruz. Kapandı mı? Ve bitirdik işlemi. Şaftın ön tarafıydı. Arka tarafı da izlediniz. İyi, bunun dışında demirimizi taktık. Koruma ayağımız arkadaşlar şaftın alt bölümündeki. Burayı da kesiyoruz fazlalığını. Vermiyorum.
Thank you.